İster ihracat yap, ister muhasebede çalış, ister finansta çalış, isterse de başka bir birimde. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Tarım sendikası için ikinci dönem gönüllü sendikası için birinci dönem toplu iş sözleşmesini az önce değerli genel başkanlara, genel başkan yardımcısına imzaladık. Yapılan sözleşmelerde yaklaşık 100 civarında, 98 personelimiz yer alacak. Tabii 3 yıllık sözleşme kapsamında hem çalışanlarımızın maaşları hem de sosyal haklarında 100 güldüren iyileşmeler gerçekleşti. Hiçbir sıkıntıya da mahal vermeden karşılıklı bir mutabakat içerisinde bu süreci gerçekleştirmiş olduk. Arkadaşlar, Güvenlik İş Sendikası'nın üye personelimizin 2020 yılında yılda 10 gün olan ikramiye ücretini 2021 yılı için 84 güne, 2022 yılı için ise 96 güne çıkartıyoruz. Tarım İş Sendikası'nın üye personelinin 2019 yılında yılda 72 gün olan ikram ücretinde 2020 yılında zaten birinci dönem sözleşmemizde 84 güne çıkarmıştık. Bugün imzaladığımız ikinci toplu iş sözleşmemizde de 2021 yılı için 108, 2020 ve 22 ve sonrası yıllar için de 120 güne çıkartacağız. Yani personelimize 4 maaş ikramiye vermiş olacağız. Böylece 2019 yılında imzalanan birinci toplu iş sözleşmesi, ikinci dönem toplu iş sözleşmemizi kıyasladığımızda personelimize 48 gün yani yaklaşık 1,5 maaş ikramiye artışı yapıyoruz. Tabii diğer sosyal haklarlar da bir takım iyileştirmelere gittik. Onu da burada ifade etmek istiyorum. İkramiye harcında 7 farklı alanda yani verdiğimiz sosyal yardımlarda %25 ile %100 arasında değişen iyileştirmeler oldu. Ayrıca bu yıl sosyal yardımlarımızda erzak ve eğitim alanında olmak üzere daha önce verilmeyen 2 farklı yardım kaleminde ilave etmiş olduk. Ve dolayısıyla da en düşük personel maaşında yaklaşık %30'luk bir iyileşme söz konusu. Buna göre 2020 yılında en düşük maaş alan bekar bir personelimiz yıl ortalamasına göre aylık net 3.069.000 lira alırken bu rakam 2021 yılında 3.995.000 yani 3.995 yani 4.000 lira gibi bir rakama çıkmış olacak. Biz tarım aşı aracılığıyla durağan işlerden ziyade böyle hareketli, tüm şehre dokunan, özellikle tarım sektörünü geliştiren işler yapıyoruz. Arkadaşlar benim babamın malı değil tarım aşı. Sizin de işiniz gibi, bu milletin ortak değeridir. Tarım aşı yaşarsa sizler de yaşarsınız. Bu şehir de bundan istifade eder. Dolayısıyla bu psikolojiyle çalıştığımızı biliyorum ama bundan sonraki süreçte de aynı psikolojiyle hareket etmemiz gerektiğini bir daha hatırlatmak istiyorum. Tarım aşı özünde hal işletmeciliği yapıyor biliyorsunuz. Ama biz beraberinde burası vesilesiyle de şehirdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışına ihracatlara vesile oluruz. Fuarlar ve tanıtım yapıyoruz. Büyük düşünüyoruz. Geçen sene bizim değil arkadaşlar, Bursa'nın tarım ihracatı. 2019 yılında Bursa'nın tarım ihracatı 284 milyon dolarken bu yıl ilk 11 ayda 307 milyon dolardı. Bir aksilik olmasa 340-350 milyon dolar gibi bir rakamla bitecek.
bu rakamı inşallah çok daha yukarılara çıkarmanın değerli hesabı içerisindeyiz. Yani bizim de 2023 hedeflerimiz var. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerle alakalı, ahududu, yaban mersini, lavanta, kocaeli gibi böyle farklı ürünlerle alakalı güzel bir ivme yakaladık son 3 yıl içerisinde. Bu daha da artarak devam edecek. Dolayısıyla da biz bütün şehrin tarımla alakalı da gelişimini temin edeceğiz. Çünkü burası sanayi şehri olduğu kadar aynı zamanda bir tarım şehri. Çok nitelikli tarım yapılabilecek topraklarımız var. Bunda her bir arkadaşımızın işçisiyle, idari personeliyle, yöneticisiyle, genel müdürüyle, başta yönetim kurulu başkanımız olmak üzere bütün yönetimiyle her bir arkadaşımızın üretebileceği değerler var. Hepimize çok büyük işler düşüyor. O yönüyle de ben temennim odur. İnşallah bu rakamları çok daha yukarılara çıkaralım. Ve sizinle de inşallah bundan sonraki süreçlerde haklarımızın daha da iyileştirilmesiyle alakalı bir araya gelelim. Allah'a hamdolsun bütün dünyanın krizi konuştuğu bir ortamda pandemi sürecinde işte ağzımızda maskeler, mesafeli bir şekilde bu süreci sevk eder etmeye çalışırken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye çok güzel işler imza attı. Gerçekten Avrupa'nın da koca koca ülkeleri, gelişmiş ülkeleri şu an kırmızı alarm verdiler. Çok ciddi kararlar alıyorlar pandemiyle alakalı. Evet bizde de belirli uygulamalar var ama hamdolsun bakanlarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle öncülüğünde biz süreci en az hasarla atlatıyoruz tabi yönetse. Gayretle, heyecanla çalışmaya devam edeceğiz kardeşim. Bu milletin, bu memleketin buna şiddetle ihtiyacı var. İnşallah alım terimizin karşılığı olan bu ücretler size ve ailenize bereket olarak dönsün. İnşallah iyaşenizdir, hakkınızdır nihayetinde. Ben sendika yöneticilerimize de anlaştığı tavırları için, destekleri için çok teşekkür ederim. İlk 6 ayda 14.60, diğer yıllarda enflasyon artı huzur hakkı. Bunun yanı sıra da ikramiyelerde 120 bine çıktık başkanım. Sosyal haklarda da %100 bir artış oranına geldi. Başkanın dediği gibi 3.990 lira en düşük ücretimiz oldu. Ortalama yıllık, senelik. Bu da son zamanlarda Türkiye'de imzalanan en iyi toplu iş sözleşmelerinden biri oldu. Başkan da emekçinin yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ben huzurunuzda Sayın Başkan'a, idaresine teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu olsun diyorum başkanım. Hem iş barışını tahsis eden hem de işçilere mali açıdan güzel kazanımlar sağlayan bir sözleşme oldu. Karşılıklı anlayış ve çalışmayla bitirildi hayırlısıyla. Bu sebeple Sayın Belediye Başkanımız ve nezdinde tüm çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da üstüne koyarak daha iyi sözleşmeler yapacağımız günleri göreceğiz. Ne zamandan beri? Nasıl, memnun musun tarım maaşı? Çok memnunum. He? Allah razı olsun. O zaman güçlü bir şekilde oturmak için. Ama hiçbir şey üretmeyelim. Yan yana sanmıyordur ya, gitmez ki bu sürü. Sabahlara kadar bu ses, yaya dolar sesine dolaşırım, o kadar heyecanlıyım ya. Gülümsemezseniz de olur, yüzünüz belli olur. Tamamdır, teşekkürler.